bir hareket yaptık. Bunun bugün altyapısında acaba mızrap ve sol elde nasıl bir senkronizasyon olduğu ile ilgili bilgiler vereceğim. Tel değişimlerinde üst alt mızrapların çok büyük önemi var. Eğer çevirme dediğimiz kısımda bilek rahat dönmüyorsa kimi zaman dördüncü parmaktan yardım alabiliyoruz. Yani burada eğer siz sağ ile bakalım dikkat edelim. La si la sol yapıyorum ve fa sol fa mi yaparken de ilk gösterdiğimde ikisi de açık telde. Bu bazen takılma riskiyle karşılaşabilir. Dolayısıyla birinci sol gerdaniye açık, ikincisini kapalı. Yani kapalıdan kastımız dördüncü parmağımıza bakalım. Bunu eğer üst alt mızraplarla bu şekilde yaparsak zorlanabiliriz. Ya da üst üst getirebilirsiniz. Bu da olabilir. Sonuçta eğer yapıyorsunuz hareketi, bütün mızrap vuruşları ve parmak rakamları, yani birinci, ikinci, üçüncü parmak yerine farklı parmakları da kullanabilirsiniz. 1-3 yerine 1-4 yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama pedagojik olarak bunu bir sistematize yoluyla öğrenirseniz ve sizler de öğretebilirseniz, en azından bu aktarımın çok kereler tekrarlanarak kazanım elde edildiğini göreceksinizdir. Mutlaka. Yani bir kişi çok iyi yapabiliyordur bu hareketi. Ama eğitsel bir döngüde sorunlarla karşılaşılabilir. O yüzden de dördüncü parmağın kullanımı, bu birinci seçenek diyelim. Ya da birinci pozisyonda yapalım. Belki çok sonraki derslerde göstereceğim bir şeyi şimdi sadece değinmek isterim. Tam ses aralıklarını birinci ve üçüncü parmakla ya da ikinci ve dördüncü parmakla genelde basıyoruz. Yani aceme şiran ve rast perdeleri diyelim. Ama pozisyona göre özellikle teknik eserlerde yardıma koşabilecek 1-2 aralığı, eğer 4'ten yardım alıyorsak ve birinci ve ikinci parmağımızın arasında açabiliriz. Tabii ki bunun kolay olmayacağını biliyorum. Yapmak zorunda mısınız, değilsiniz, ama bunun alternatifte olduğunu mutlaka bilin. Birçok eserde yardımınıza koşacaktır.
burada mızrap takılmalarını engelleyecek. İkinci parmak ve dördüncü parmak arasındaki ilişkiyle üst alt mızrapları desteklediğimiz zaman daha akıcı bir sağ ile kavuşacağımızı düşünüyorum. Bu da sorular arasındaydı. Yerine, yani buradaki farklılık dördüncü parmağı kullanmamda. Bunun için de özellikle şimdiki alıştırmayı çok kereler tekrar edebilirsiniz. İlk önce diyezi gösteriyorum. Yavaş yavaş tabii kademeli olarak hızlanacağız. Şimdi arka arkaya seri bazen yapıyorum ama bunları mümkün olduğu kadar 60 metronomla diyelim başladınız. Her defasında hani 4'ü çok vurguluyorum burada ama 2 ve 4'ü 1 ile 3'ü de kullanabilirsiniz. Yani bu ders de böyleydi. İnşallah gelecek sefere görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.